Çok değerli basın mensuplarımız, değerli misafirler. Öncelikle sunumumuza hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konumuz Bilecik Dünya Turizm Destinasyonu oluyor. Evet, Bilecik Belediye Başkanı olduğum günden itibaren Bilecik'imizin planlanması ve il sınırları ile birlikte planlanarak geleceğe hazırlanması noktasında ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2004 yılından itibaren ilimizin topyekün kalkınması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi konusunda tüm belediye başkanı arkadaşlarımızla el ele, gönül gönlü vererek Bilecik Belediyeler Birliği'ni kurduk ve bu birlik bünyesinde şehrimizin gelişimine ilişkin olarak neler yapabiliriz? Şehrimizi tanıtımı noktasında neler yapabiliriz? Bunun araştırması ve çalışması içerisinde olduk. Geçen dönem birlik üyesi arkadaşlarımız ile birlikte Bilecik Belediyeler Birliği Başkanlığı olarak Kalkınma Ajansı'na yapmış olduğumuz bir projeyle Bilecik Turizm Marke Kent Stratejik Kalkınma Planı'nı hazırladık. Ve böyle bir eseri Bilecik'te turizm adına neler var, neler yok, şehrimiz noktasında öncelikle bunların tespit edilmesi son derece önemli. Beldelerimize, köylerimize adım adım gezilerek şehrimizin her noktası karış karış taranarak şehrimizde böyle stratejik kalkınma planı turizm noktasındaki elimizdeki envanterleri tespit ettik. Ve bu tespit edildikten sonra tabii ki bunları tespit tek başına yeterli değil, bunları bir şekilde uygulamaya koymamız lazım. Ve ben Bilecik Belediye Başkanı olarak sizlere daha önceki çalışmalarımızda da her zaman şunu ifade ettim. Bilecik'i biz 3 aşamalı bir çalışmayla, projeyle geleceğe hazırlıyoruz. 2004-2009 yılları arasında şehrin altyapı hizmetleri noktasında yatırımlar yaptık diyoruz. Ve gerçekten bunları gerçekleştirdik. Bilecik'in şehir anlamında, Bilecik merkez ilçenin bu noktada şehir anlamında birçok şehirle yarışabilecek altyapı birikimine bu noktada sahip hale geldi. İkinci dönemimizde, ikinci 5 yılımızda 2009-2014 yılları arasında şehrin sosyal, kültürel, ticari vizyonunu yükseltecek ve kent dokusunu güçlendirecek, şehir vizyonunu yükseltecek yatırımlar dedik. 11 yatırımla şehrimizin gerçekten yaşayan insanlarımızı şehirde güven duygusunu aşılayacak, onlara moral, motivasyon kaynağı oluşturacak, şehrin statüsünü yükseltecek yatırımları gerçekleştirdik. İşte onlardan birisi de şu anda içinde bulunduğumuz kültür kongre merkezi, alışveriş merkezi, spor tesisleri, rekreasyon alanlarımız, işte Hamsu Vadisi projesi, Peltözü Göl Park projesi ve aşağıda yaptığımız su eğlence dünyasından tutun da kapalı spor salonlarına, alt geçit, üst geçitlere varıncaya kadar şehir insanımızı rahatlatacak, güven duygusunu aşılayacak yatırımları yaptık. Biz 2004 yılından itibaren aslında 2014 yılından sonraki süreçte de Bilecik için bir tanıtım yılı olması gerektiğini, Bilecik'in elde edilen bu hasılaların artık dış dünyayla buluşması gerektiğini ve Bilecik'in ilimizin tanınırlığını yükseltmemiz gerektiğini ve turizm potansiyelinin tanıtılması amacıyla bir proje oluşturarak şehrin ekonomik ve sosyal bu anlamda kalkınmasını temin noktasında bir çalışma yapmamız gerektiğini inanıyoruz, biliyoruz. Bu anlamda bu zamana kadar hep deriz ya Bilecik işte bu noktada Bursa Bilecik mi? Efendime söyleyeyim Eskişehir Bilecik mi? Veya sorulan yerde tanınmıyor. Ama
Bilecik olarak, Bilecikliler olarak biz bu zamana kadar şehrimizin tanıtımı noktasında profesyonel olarak ne yaptık derseniz açıkçası hep böyle birbirimize eleştiririz. Ya hiçbir şey yapılmıyor, şehir tanıtılmıyor denilir ama profesyonel bir elle, bir bakış açısıyla, bir açılımla bu noktada bir girişim içerisinde bulunulmadı. Hep kıyıda, köşede veya toplantılarda hep birbirimize yakarışlar, sisayişler, kırgınlıklar, ya bu şehir tanımıyor, başkan bunu yapmıyor, ötekisi bunu yapmıyor noktasında birçok eleştiriler olur. Ama ortada yine baktığımızda belirgin bir performansı göremeyiz. İşte biz Bilecik Belediye Başkanlığı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanlığı olarak bu kitabımızı baz alarak yapmış olduğumuz bu konsept içerisinde gerçekten dünya turizm destinasyonu oluyor Bilecik adı altında bir çalışmayı gerçekleştirdik. Bu anlamda gerçekten uzman arkadaşlarla, Türkiye'de bu işi yapan arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Bu konudaki rüştünü ispat eden arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Turizm noktasındaki logomuzla birlikte, Bilecik'i sembolize eden logomuzla birlikte başladık. Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız bir projeyle birlikte bunu harekete geçirdik ve biz bir taraftan da şunu ifade edeyim, tabii siyaset süreci içerisindeyiz. Aslında seçim aşamasında ortaya koyduğumuz projelerle devam ettiğimiz, yaptığımız işlerin de nasıl örtüştüğünün de en güzel belirtisi. Yani bu noktada işte onun devam eden bir unsuru olarak bugün sizlere bir sunumu gerçekleştireceğiz. Tabii teknik ayrıntılarını, yapılan işlerin bu zamana kadar nereden nereye gelindi, hedeflenen nokta ne olacağına ilişkin olarak proje sorumlumuz bu noktada hocamız Metin Çelik Bey sizlere teknik ayrıntıları da verecek. Ama ben artık Bilecik'te gerçekten turizm alanında Bilecik'e gelmek isteyen, gezmek isteyen insanlara ilişkin olarak birçok alternatifleri içeren çalışmaları bundan sonra görebileceğiz. Bunları bir derli toplu bir turizm paketleri oluşacak. Mesela avlanma, trap atıcılığı ve balık tutma noktasında Bilecik'i kullanabiliriz. Bilecik'in elindeki verileri bu noktada tespit ettik. Yine çadır kampı, konaklamalı doğa gezileri ile birlikte Bilecik'i, tarihi geziler ile birlikte Bilecik'imizi çadır kamplarıyla birlikte, trekking gezi yürüyüşleriyle birlikte Bilecik'i kullanabiliriz. Harmankaya kanyonunu kamplar ve macera turu anlamında bu noktada kullanabileceğimiz paketleri oluşturabiliriz. Bunlara ilişkin de gerekli resimler, diğer şeyler oluştu. Yine heyecan ve kültür tur programları noktasında paintball, adrenalin parkları ve benzeri olaylara ilişkin olarak da bu şehrimizde yeni turizm konseptlerini bu anlamda oluşturabiliriz. Turizm paketleri oluşturabiliriz, oluşturuyoruz. Buna ilişkin ilgili paydaşlarımızla gerek şehrimiz içerisindeki paydaşlarımızla gerekse ülkemiz içerisindeki tüm paydaşlarımızla teknik ekiplerimiz gerekli iletişim ve bilgi alışverişi içerisinde bu noktada bulundular, bulunmaya da bu anlamda devam edilecek. Biz zaten bu projeleri bildiğimiz için bu projelere eşdeğer konumda Bilecik Belediye Başkanlığı olarak 2014 vizyonumuz çerçevesinde fark ediyorsanız koyduğumuz turizm noktasında Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi projesini koyduk. Kent Müzesi projesini koyduk. Ve bunlar ihalesi bitti başlayan projeler, hemen yetiştireceğimiz projeler. Yeni bir proje bu konsepti çok destekleyecek. Çok böyle gerçekten kan verecek bir proje. 1299 Ulu Çınar Park projesi. Çok önemsediğimiz Osmanlı kültür konseptine, adrenalin konseptine uygun bir proje. Burada ne olacak? Etrafı gerçekten sularla çevrili, kayıklarla gezilecek bir ada içerisinde bir Osmanlı yaşamı olacak. Otağı kültürü, Bilecik Osmanlı evleri, panayır ortamı, ata binecek, ok atacak, yufkayı bu anlamda yiyebileceği, ondan sonra
orada değişik gezi organizasyonlarını yapabileceği Osmanlı köyleri oluşacak ve orada gerektiği zaman güreşini tutacak ve yanında olan üzüm bağlarından, çilek bahçelerinden, domates bahçesinden organik ürününü de toplayarak evine götürebileceği çok ayrı özel konseptteki bu çalışmaları da bu anlamda oluşturduk. Şeyh Edebali Hazretlerinin türbe bölgesinin daha hızlı kullanılması noktasında düşündüğümüz, uygulayacağımız teleferik projesi bu anlamda bu noktada önemli. Hamsu Vadisi içerisindeki çocuk köyümüz ve adrenalin parkı projesi bunu destekleyen bir proje. Ve tabii ki fizik tedavi rehabilitasyon merkezi içerisindeki proje ve onun yanındaki Sultaneli Çarşısı, Bilecik Yöresel Ürünler Çarşısı projeleri bu turizm paketimizi çok daha canlı destekleyecek. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde Bilecik'e gelenlerin tüm ilçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle, her adım attıkları yerde bir tarihi, doğa güzellikleri ve kendine özgü ortamları bulacağı, nevi şahsına münhasır, sui generis diyorlar Romaca'da bunlar, ortamların bulunacağı alanları tanzim ediyoruz ve bizde bunlar var, bunları ortaya çıkarıyoruz. Gerçekten bu anlamda Harmankaya Kanyonu işte düne kadar hiç gündemimizde olmayan ama gelecek zaman dilimi içerisinde gerçekten önemli bir şey. Bizim Hamsu Vadisi'ni hiç küçümsemeyin. 10 yıl sonraki Bilecik'in en gözde yerlerinden birisi olacak bittiğinde ve gerçekten gelen insanlara hayran bırakacak bir alan oluşacak. Ben Bilecik turizm noktasında, tanıtım noktasında aslında dünden beri, dünden derken yaklaşık 5 yıldan beri bir hamle yaptık. Ama bu hamleyi çok sesli dile getirmedik. Bugün aslında tarihi bir gün. Bu anlamda sizlerin aracılığıyla Bilecik'te bu gerçekten mütevazi bir tanıtım ama gelecek noktasında çok büyük sonuçları doğuracak. Benim içimde büyük heyecan ve kıpırtılar uyandıran bu noktada ciddi bir dalga. İnşallah bu dalgayı güzel bir şekilde yakmadan, yıkmadan bu noktada yönlendirerek, kanalize ederek enerjiye dönüştürmeyi ve turizmi bu anlamda geliştirmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar, bu şehirde un var, şeker var, yağ var. Maalesef biz bu zamana kadar bir araya gelerek bunu karıştırmayı becerememişiz. Biz işte bunu bugün bu gerçekten bir karışım noktasına getirme aşamasına geldik. Önümüzdeki süreç içerisinde inşallah Belediyeler Birliği olarak bunun sonuna kadar devamını yapacağız. Niye Bilecik Belediye Başkanı tek başına yapmadı da Belediyeler Birliği? Biz istiyoruz ki şehrimizin her noktası her anlamda gelişsin. Ve biz birlikte Bilecik'iz. Birlikte daha değerliyiz, daha kıymetliyiz. Şehirlerin yarıştığı günümüzde Bilecik'imiz beldesiyle, köyüyle, ilçesiyle, il merkeziyle bir bütün halinde bu yarışta önde olmayı hak ediyor diyoruz. Buna ilişkinde yöneticiler olarak gerekli yatırımları ve girişimleri yapıyoruz. İşte turizm noktasında da önemli bir yatırımımız, önemli bir girişimimiz. Kalkınma Ajansı'na bu anlamda verdiği katkı sebebiyle teşekkür ediyorum. Ve hocalarımıza, bu anlamda proje sorumlusu arkadaşlarımıza, bu noktada ilimizin çok değişik yerlerinde özel fotoğraflar çekildi. Özel mizansenler oluşturuldu. Bu anlamda yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu projeyi oluşturduğumuzda, fikir bazında ortaya koyduğumda, başkanım bu konuda yanındayız. Biz de Bilecik Belediyeler Birliği başkanları olarak elimizden ne geliyorsa Bilecik'in tanıtımı noktasında katkı vermeye hazırız diyen Bilecik Belediyeler Birliği üyesi çok değerli belediye başkanı arkadaşlarıma ve diğer belediye meclis üyelerimize huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bugün bir milat, Bilecik'in tanıtımı noktasında atılmış çok önemli bir adım. Yarın mesela bu girişimin hemen sonuçlarını da bir noktada alıyoruz. Yarın Osmaneli'ye TÜRSAP heyeti var ve bu projemizin
parçalarından birisi de boğuluşacak ve Türk safiyetine de şehrimizin tanıtımı gezi noktasında hem Osmanlı elimizde gerekli incelemeler yapılacak hem de Bilecik'imize gelinecek ve kendilerine de gerekli sunumları da yapacağız. Bunun gibi diğer ajantalara, ilgili birimlere gerek şeyde teknolojik anlamda, sanal alemde, diğer noktalarda gerekli çalışmaların hepsi yapıldı. Bunları Metin Bey sizlere özet olarak biraz sonra anlatacak. Ben tekrar katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bilecik'in önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda tanınırlık ve turizm yoluyla ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin artırılmasına ilişkin olarak gerçekten ciddi mesafeler alacağımızı inanıyorum, güveniyorum ve diyorum ki Bilecik'imiz için tümüyle yapmış olduğumuz bu projenin, bu yatırımların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli basın mensuplarımıza da bugün zaman ayırarak buraya teşrif ettikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum ama bu iş sadece belediyelere ait değil. Bu iş hepimize ait. Aynı zamanda siz de bu bir basın olarak şehrimizin tanıtımı, turizme açılmanız noktasında bir paydaş konumdasınız. Bu noktada sizlerden de bu anlamda tanıtıma ilişkin olarak şehrimizin turizmi envanterinin ortaya çıkarılmasına ilişkin olarak katkılarınızı da bu zamana kadar olduğu gibi bekliyoruz. Halkımızla birlikte el ele, gönül gönüle, sloganımızda olduğu gibi hep birlikte daha iyiye, daha güzele gitmek temennisiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Canım ve çok saygıdeğer meslektaşlarım diyorum. Çünkü ben de basın kökenliyim. İletişim Fakültesi öğretim üyesiyim, yardımcı doçent. Yıllarımdır da basın içerisindeyim. Gaziantep Zirve Üniversitesi'nde öğretim üyeliğini gerçekleştiriyoruz ve Türkiye'de şehirlerin turizm alanında markalaşma çalışmasını yapan bir ekip olarak da burada sağ olsun Sayın Başkanımızın davetiyle buraya geldik ve bu güzel şehre hizmet etme fırsatı elde ettik. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Başkanım. Bu sağ olsunlar burada hem Başkanımızın ekibi Burhan Bey olsun, Serkan Bey, Umut Bey, İsmail Beyler devamlı çok güzel bir diyalogla beraber çok güzel çalışmalar yaptık ve bunları takdir etmek sizlere de düşecek zannediyorum. Şimdi Bilecik'te özellikle gezerken biraz zamanı iyi değerlendirmek için hızlı konuşacağım. Dilim sürçerse affola diyorum baştan. Bilecik'te dünya turizmi özellikle destinasyonu dediğimiz zaman hemen birçok kişi ilk etapta şey diyordu yani o kadar iddialı mıyız? Yani tamam bir bilinirliğimiz var, Söğüt gibi, Bilecik gibi çok değerli bir markamız var. Birçok yıl bu kadar marka, bu marka değerlerini elde edebilmek için çok ciddi paralar döküyorlar. Ama geldiğimiz zaman biz burada ne yapabiliriz diye çok soru işaretiyle karşılanıyorduk insanlarla. Ben geçen hafta özellikle paket tur programlarını hazırladık. 22 tane burasıyla ilgili paket tur programı çıkardık ki 3 güne sıkıştıramıyoruz Bilecik'i. O kadar dolu dolu geçirebiliyoruz ki. Bizler şu anda yaptığımız gerçekten buranın çok güzel potansiyelleri var. Bunların tabiri yerinde ise kuyruklarını birbirine değdirmeye çalıştık. Ve profesyonel seyahat ajantalarının turizm rehberlerinin ve kitle turizmi yapan özellikle seyahat ajantaları ve butik turizm yapan ajantaların satın alabilecekleri ürünler haline getirdik. Turizmdeki bir ürün gerçekten şundan farklı değil. Yani bir ağaç nasıl ki masa oldu, turizm de böyle. Çok değerlerimiz olabilir ama bunları birbirleriyle ilişkilendirmediğimiz zaman çok anlam ifade etmiyor. Ve biz bir tarafından çalışmaya başladık. Hele hele dediğim gibi buranın o kadar çok marka değeri çıktı ki turist getirmek dünyanın en kolay işlerinden biri. Birkaç dakika bununla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Ne anlam ifade ettiğimizi. Çünkü buranın amiral gemisi var. Elbette şey İdibali, Ertuğrul Gazi, amiral gemileri buranın. Ama farklı yer, öyle yerler var ki o kadar basit şeyleri ön plana çıkarıp marka oluyorlar ve turist çekiyorlar ki. Mesela şu Amasya'nın çekilmiş bir fotoğrafı. Liseli bir öğrenci çekti, Polonyalı. Ve bu Amasya'nın en güzel süliyetlerinden bir tanesi değil. Ama Polonyalı Varşova'da bu resim liseler arası yarışmada ikinci seçildi. Ve bunu gören Polonyalılar gazetelerde yayınlandıktan sonra Amasya Kültür Müdürü anlatıyor. Diyor Almanya'daki fuarda geldiler elinde gazete küpürüyle ajantanın biri. İşte Türkiye Amasya bulmuşlar. Bizim Polonyalılar buraya gitmek istiyorlar. 32 otobüslük anlaşma yapıldı orada ki 64 otobüsten sonra saymayı bıraktık. Bir basit resmin yaptı. Bir liseli öğrencinin çektiği resmin yaptığı şeyler. Mesela Amasya'da şu anda gerçekten çok güzel tanıtım yapıyor ve kurnaziyer turizmi başladı. Amasya'da deniz yok. Ama deniz turizmi başladı ve 17 tane gemi geldi bu sene.
Daha önce bir konferansta dinliyor ki Amasya Kültür Müdürü Alex Baltes var. Türkiye'ye en fazla kurvaziyer getiren, ikinci kurvaziyer getiren bir firma. Biz diyor Sinop'a insanları getiriyoruz. Bir saatte geri dönüyorlar. Bizim yataklar değiştirmemiş, tuvaletler temizlenmemiş. Hemen geri dönüyorlar. Hemen bunu kafaya takıyor. Diyor ki onu işte Alex Baltes'i çağırdı info geziye. Biz diyor Samsun'a getirin geminizi. Biz 1,5 saatte içeriye alırız. 2-3 saat gezdiririz ve tekrar geri göndeririz. Bu sayede 17 gemi geldi. Yani turizm tamamen özellikle turizmden para kazanmak ticari zeka ile ilgili. Mesela şu anda Antalya'da son örnek olarak şunu vermek istiyorum. Antalya'nın Demre ilçesi var. Demre ilçesinde evlilik şöleni yapıyorlar. Az Nikola'nın kilisesi var orada. Az Nikola evlilik şöleni yapılıyor. Ve binlerce kişi şu anda her yıl orada evleniyor. Ve evlenme olduğu zaman özellikle paralı bir turizm çeşidi. Binlerce dolar insanlar şey yapıyor. Fakat sistem aynı. Biraz sonra bu sistemi nasıl bileceği uyarladığımızı göstereceğim. Paket tur programları var. Diyor ki eğer işte sen paran varsa diyor Olimpos Dağı'nda sana çok güzel bir organizasyon yapabiliriz. Bütün bütçelere göre programlar var. Ve bu o kadar ileri gitti ki şu anda Türkiye Amerika'da bunu tanıtmaya başladı. İşte önümüzdeki yıl New York Times'da cover yaptı. Next year pay Sente Visit dedi. Ve bir ticari pazarlama şeyi. Ne kadar sürede oldu? Geçenlerde bir yazı elimize geçti. Bir gazeteci serzenişte bulunuyor sizler gibi arkadaşlar. Diyor ki bugün diyor işte Noel Baba'nın kilisesi nerede? Demre'de. Noel Baba'nın nerede yaşamış? Demre'de. Bugün diyor 2008'e giriyoruz. Ne gibi etkinlikler var? Koca bir iç diyor. Yani birkaç sene içerisinde geldiği nokta şu anda çok ciddi bir sektör. Şu an Türkiye zaten turizmde çok hızlı ilerliyor. 2000 yılında Türkiye 10 milyon turist gelirken 2013 yılında yaklaşık 36,5 milyon insan geldi ki 2023 hedefi 60 milyona 2019 yılında zannediyorum ulaşacağız. Fakat bu kadar insan geliyor işte Safranbolu'ya 1,5 milyon insan geliyor, Pamukkale 2 milyon insan geliyor. Turizmden para kazanamıyorlar. Çünkü otellere yığıldılar. Biz de bu tarz hataları düşünmemesi için özellikle burada çalışmalar yaptık. Mesela Fethiye'de 40 bin yatak kapasitesi var ama aradıkları şeyler yani insanları otelden çıkarmaya çalışıyorlar, trekking yaptırmaya çalışıyorlar, işte botanik turizmi yaptırmaya çalışıyorlar. Biz şimdi bunların hepsini buralarda toparladık ve bunları nasıl burada Bilecik'te gerçekleştirebiliriz ile ilgili çalışmalarda bulunduk. Son örnek demiştim ama dışarıdan bir örneğim daha var. Mesela şu anda bu kişi Avusturya'dan gelmiş botanik turizmi için bir kişi başı 100 dolar para veriyor ve şeyleri dolaşıyor. Bakın papatyaları, verdikleri değere bakın. Ve günlük 100 dolar sadece gezdirme parası veriyor. Bugün işte mesela ekoturizm başkanımızın da çok değer verdiği özellikle tarla market diyor. Çok hoşuma gidiyor o örnekte. Ekoturizm köyleri oluşturacağız. Şu anda ilk köyümüzü Kınık Köyü'nde oluşturduk. İşte şu anda gelen turistler mesela bu Dadalı diye bir köyümüz. Çocuklar folluktan yumurta topluyorlar. İşte yerde yemek yiyorlar. Projede ben de vardım. Mesela bunlar Marmaris'teki otel sahipleri tatilleri geçirmek için bayramda bu köye geldiler. Hemen onlar kıyafetler giydiriliyor. İşte gelen gruplara böyle yöresel oyunlar yapılıyor Türkiye'nin değişik yerlerinde. Bahçeden meyveler toplatılıyor. Közde kahvesi, çayı. Bu tarz organizasyonlarla beraber şu anda ciddi bir ekoturizm potansiyeli var Türkiye'nin değişik yerlerinde. Ki Fransa'nın %53'ü tatillerini köylerde geçiriyor. Böyle köy evlerinde konaklatıyoruz. Şimdi bizler de bu sefer Bilecik'te öncelikle az önce başkanımın dediği gibi yaklaşık 6 ay boyunca dolaştık ve nerede hangi değerlerimiz var onları tespit ettik. Ve bu değerlerimiz kimler için ne anlam ifade eder? Bugün mesela kuş gözlemciliği Amerika 23.6 milyar dolar kuş gözlemlemeye para harcıyor. Tüm Türkiye'nin turizm geliri 25 milyar dolar. Bizim güvercincilerimizle irtibata geçtik ve onlar için şimdi paket programlar şey yapıyoruz. Mesela kaya tırmanışı. Marmara bölgesindeki 300 noktayla en fazla kaya tırmanışı Bilecik'te. Şu anda hafta sonu insanlar geliyor bunlara. Çok güzel bir şey. Yani bugün Tekirdağ var. Yani doğa açısından çok güzel yerlerimiz var. Çanakkale'liyim. Ama en fazla rotamız bizim burada. Yani çok güzel potansiyeller gördük burada. Dalından meyve koparmak. Bunları dolaştık. Hepsini tespit ettik. Yaklaşık 40 tane turizm çeşidinde nasıl biz markalaşabiliriz? Bunlar tespit edildi. Ve hangi noktalarda neler yapabiliriz? Şu anda bu projeyle beraber de Dünya Turizm Destinasyonu oluyor projesiyle de paydaşlarımızla birebir görüşmeler yaptık. Ve o kadar tatlı insanlar var ki yani yapan, işte trekking yapan, kanyoning yapanlar, işte organizasyon yapanlar, Söğüt'ünden bütün ilçelerimize dolaştık ve birebir herkese görüştük. Sahaya çıktık onlarla, sağ olsun Orman Su İşleri Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz hepsiyle beraber çalıştık. İşte Mevlevi Derneğimiz bir yerde, Bozüyük'teki mehterimiz,
küredeki mehterimiz, bahar derneklerimiz, herkesle birebir görüşmeler yapıldı ve gerçekten biz çok mutlu olduk, çok motive olduk. Yani o kadar herkes bekliyormuş ki bizim gibi. Ve biz şu anda bunları dediğim gibi paket tur programlarına dönüştürdük. Kreatif kısmında da öncelikle Bilecik'in turizm noktasındaki bir logosunu oluşturduk. Size dağıttığımız CD'lerin içerisinde biraz sonra göstereceğim çalışmalar hep var. Öncelikle bir kurumsal kimlik, bir takım elbise giymemiz gerekiyordu Bilecik'e ve turizm logomuzu bu logo olarak belirledik. Bundan sonra nasıl Türkiye'nin bir resmi logosu var, bir de Türkiye diye çok güzel yazılan bir logosu olduğu gibi turizm logomuzda inşallah bundan sonra bu olmuş olacak tanıtımlarımızda. Sonra tanıtım kısmında markalaşma kısmı çok önemli. Paket, az önce dediğim gibi Osmanlı Vefa Turları diye paket tur programları oluşturduk. Ve bunları oluşturduğumuz zaman şu çok önemli. Ben TÜRSAV'ın da danışmanlığını yapıyorum tur evinde. Gidiyoruz bir ile doğrularla zurnalarla karşılanıyoruz ama bir gün sonra arayabileceğiniz hiç kimse yok. İşte biz bunu Bilecik'te yapmayacağız. Bu hataya düşmüyoruz. Turizm danışma hattımız var ve sorumlu arkadaşlarımız var. Sağ olsun başkanımızın yönlendirdiği. Ve burada mesela Osmanlı'ya gitmek isteyen bir grup, Osmanlı'nın muhatabı var artık. Yani Bozüyük'te muhatabı var, Bilecik merkezde muhatabı var. İşte böyle adrenalin dediğimiz zaman insanlar şu anda o kadar güzel, sağ olsun Karasu'da projesinde de şeylerimiz var ki go-kart olacak, şey yapacak. Ben İstanbul'da tenis oynamak için ciddi para harcamak zorunda kalıyoruz ve bir süre sonra vazgeçiyoruz. Ama burada o imkanlarımız var. Onun için turizm dediğimizde sadece tarih eser anlamına gelmiyor ki amiral gemimiz Şeyh Edibali. Onun için paintball için gelecek olan bir kişi de Şeyh Edibali'ye dolaşacak, Ertuğrul Gazi'ye gelecek, arada paintball da yapacak. Trekking de yaptıracağız. Yani böyle alternatifli programlar çıkardık. Bu programlar da bitti. Dediğim gibi kısaltmaya çalıştık. 7 tane çıkaracaktık. 22 tane çıkardık şu ana kadar. Çok var. Hala da gün ve gün programlarımız da devam ediyor. İşte ama kanyona gideceğiz zaman mesela Harmankaya kanyonuna gideceğiz zaman Akut'tan arkadaşlarımız var Bozüyük'te ve yaklaşık 50-60 tane arkadaşımız Bilecik'in genelinde bir ekip kurmuşlar. Biz onların rehberliğinde bu işin ilerlemesini istiyoruz. Yani aslında gelen turizm birçok iş koluna dağılarak ekonomik olarak ciddi bir kalkınma hamlesi burası için olabilecektir. Bilecik.com.tr diye bir web sitesi hazırladık. Şu anda çok fonksiyonel bir web sitesi. Hatta kendi tatil programınızı kendiniz yapabileceğiniz bir site. Özellikle basındaki arkadaşlardan ricamız bunların reklamını yapmanız. Yani sonuçta ben yolcuyum, sizler hancısınız, biz size hizmet etmeye geldik. Bir şekilde bir sistem kurup geri çekileceğiz. Ama bizim biraz sonra göstereceğimiz ki sonlara geliyorum. Çalışmaların çoğu fark ettiyseniz iletişim açısından olaya bakan şeyler. Yani basın mensubu kökenli olduğumuz için. Mesela bugün web sitesi. Ama web sitesi klasik tanıtım web siteleri artık bir anlam ifade etmiyor. Yani bir yere gittiğiniz zaman artık Foursquare'e girip dolaşıyorsunuz. Yani Google Maps'i kullanıyorsunuz. Onun için biz şu anda Facebook'umuz, Twitter'ımız kurduk. Bilecik Turizm diye. Artık bunların arttırması da sizlerin eline bakıyor arkadaşlar. Facebook'umuz. Sonra seyahat ajantaları tasnif ettik. Mesela trekking yapan seyahat ajantaları, binicilik yapan seyahat ajantaları, dağcılık yapan seyahat ajantaları tasnif ettik. Ve bir sisteme koyduk bunu. Burada artık her hafta mailingler yapılıyor. Sağ olsunlar. Arkadaşlarımız her hafta mailing yapıyoruz bunları. Yani haberdar ediyoruz. 12 bin kişilik datamız var şu anda. Buradan güzel bir turizmle ilgili haber olduğu zaman hemen sizin de fark etmişsinizdir belki arada haberlerinizi alıyoruz. Yine sizi kaynak göstererek oraya uçuruyoruz. Yani postadaki işte mesela yarın geliyor postadaki bir sanırım buraya haber yapmaya. Ama hareketlendiren, onu da hareketlendiren bizim bu attığımız mailler olmuş oldu. Türkiye'deki yerel gazetelerin maillerini hep topladık. Binlerce şu anda. 12 bin tane mailimiz var. Bunun 4750'si seyahat ajantası. Devamlı bir şey yapıyoruz. Çünkü algı bir çocuğun büyümesi gibi. Yani seyahat ajantası koyacağım diyor ben programı ama birinin de talep etmesi lazım. Onun için bu yumurta mı çocuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı muhabbeti gibi bir şey. Biz işte onun için her hafta şu anda haberler yapıyoruz. Ulusal da astığımız bazı haberlere dikkatinizi çekmiştir belki. Bilecik'ten turizm hata. Bir algı oluşuyor. Mesela tarihi Osmanlı evinde turizme açılıyor. Biz burada işte haberlerimizde devamlı haberler oluşturduk ve her hafta ulusala çıkan bir haberimiz var. İşte Bilecik vezimizi daha yaptık. Ama her şeyi turizme vurguluyoruz. Yani yüksek hızlı tren geldiği zaman ki çok inanıyoruz buna. Eskişehir bu sayede çok ciddi insan kazandı. Turizm trenle hızlanacak diyoruz. İşte Osmanlı Padişahı zaten turistleri karşılayacak o çok özel bir proje. Yıllardır şey yaptım. Ben 4 yıl önce geldiğim zaman mesela Şeyh Edibali'ye dua ettik ama Şeyh Edibali'nin benim duama ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Benim ondan feyiz almam gerekiyor. Yani
Haymene'yi de bilmem gerekiyor. Ya da Şeyh İdibari nasıl motive etmiş Osman Gazi, Ertuğrul Gazi'yi ki bir cihan devleti kurulmuş. Benim bunları öğrenmem gerekiyor. İşte sağ olsun şu anda başkanımızın da projesiyle beraber bu tarz bir imkanımız olacak. Osmanlı padişahları turistleri karşılayacak. Detayı var zaten, sizler biliyorsunuzdur. Ama bilmiyorsanız da gerçekten çok özel bir proje. Onun için biz basını çok güzel kullandık. Mekanlarda fotoğraf çekimlerinde özel sağ olsun arkadaşlarımız, Bilecik'ten de üniversite arkadaşlarımızın desteğiyle profesyonel insanlı fotoğraflar çekildik arkadaşlar. Telif sorunu hiçbir zaman yok. Onun için bunları yine CD'nin içinde verdik. Çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bütün telifleri hepsi bizde şu an. Bizden kastım ilimizde. Bilecik Belediyeler Birliği'nde. Oyuncularımızın da hepsinin şeyleri var. Bu şekilde profesyonel fotoğraflar çekildi. Türkiye'nin de tanıtımlarına dikkatinizi çekmiştir. Devamlı her sene profesyonel fotoğraflar çekiliyor. Sağ olsun burada bir kısım arkadaşlarımızın desteğiyle beraber. Yani biz tatlı bir şekilde tatil geçirilebilir bir algısı oluşturuyoruz bu fotoğraflarda. Dikkatinizi çekmiştir. Yani gelen kişi hem tarihi görüyor, ondan sonra buralarda güzel konaklama yerleri olduğunu görüyor. Bu çok önemli. Yani insanlar içerisinde biz bölgemizi biliyoruz ama güzel konaklama yerleri yok tarzında bir algı var. Böyle yerlerimizin olduğunu gördüğü zaman şu anda çok şaşırıyorlar. İki gün önce Bursa'da sunum yaptım TÜREB'e. Gerçekten çok şaştılar böyle yerler var mı diye. İnşallah onlar da gelecekler. Biz profesyonel çekimler yaptık. Sonra bunların reklam dizaynlarını yaptık. Tabiri yerindeyse bizim hani biz savaşa çıktığımızda cephanemiz şu anda hazır. Reklam dizaynları yaptık ve bunları şu anda Bilecik'te hemşeri derneklerimizle herkesle paylaşacağız. İşte hemşeri derneklerimize şunu istiyoruz. Duvar resimlerini artık koyarken nasıl şu anda Aydere'nin uzun gölün duvarları süsleyen hep fotoğrafları var. Biz de bu fotoğrafların olmasını istiyoruz. Amerikan servis tabak altlıkları yaptık. İşte yoldan geçen şeylerimiz, restoranlarımız bunları kullanacaklar. Amerikan servis tabak altlığı. Onlar da çoğaltıldı şu anda, onları dağıtacak. Böylece gelen kişi yemeğini yerken ha diyecek, işte burada Berikon var, çok güzel tesisler var. Diyecek abi burada şu varmış, bu varmış. Şu an o anda gitmese de fakat bu işte kafada bir algı oluşturacak. İnşallah tatil için buraları tercih edilecek. Onun için duvar fotoğrafları yaptık. Bunlar da her yerde yine logomuz, Facebook'umuz, Twitter'ımız bunlar kullanılmış oldu. Ve en son olarak da geçtiğimiz haftalarda devletin önemli kademelerindeki stratejik yerlerine gittik. Kültür Turizm Bakanlığı'na mesela, Tanıtma Genel Müdürlüğü'ne gittik. Ve Türkiye'nin tanıtımlarının bizim fotoğrafların kullanılması onayını aldık. İnşallah şimdi şu fotoğraflarımızı da önümüzdeki haftadan itibaren onları teslim edeceğiz. Ve anlattık. Onlar Kültür Bakanlığı'nda, işte Tanıtıcı Yayınlar Daire Başkanı Aslan Demir Bey dedi, tamam resimlerinizi verin biz kullanırız. İşte TÜREB Başkanı, Türkiye'de 10 bin rehberin olduğu Zeki Apalılar buraya gelecekler. Ve iki gün önce hatta şey yaptık. Bursa Rehberler Odası Ersen Bey'le de beraberdik. Ona da tanıttık ve şu anda çok ciddi bir şekilde bir çalışma başlayacak onlar boyutunda da. Biz tanıtım malzemelerimizi hazırlamış olduk. Fuarda zaten BEPKAN'ın desteğiyle çok güzel bir stand hazırlanmıştı. Fuarda da tanıtımlarımız oldu. İşte Saltur gibi firmalara gittik. Ankara'da seyahat ajantalarının tanıtımlarımız oldu. Şu anda gerçekten çok kapsamlı çalışmalar yapıldı. Bize bakan yönüyle tabii ki. Umarım Bilecik'in daha tam hakkını verebildiğimizi zannetmiyorum ama sağ olsun önümüzü açtı başkanımız ve değerli ekibi. Çok zevkli bir çalışma yürüttük. İstanbul'dan yine kreatif çalışmaları hazırlayan işte Haki arkadaşlarımız da burada, Boktay arkadaşlarımız. Güzel bir propaganda merkezi kuruldu ve devamlı haberlerimiz çıkıyor, malzemelerimiz çıkıyor ve bütün bu çalışmalar daha biz başkanımız sıfır noktasına gelmek için. Yani bunlar zaten olmazsa olmazlardı ki sağ olsunlar oldu. İşte şimdi asıl lansmanımız olacak. İnşallah bu ilk lansmanımız sizlere olmuş oluyor. Sizlerle beraber bunu daha da fazla duyurabilir isek bundan sonra artık açılıyoruz. Seyahat ajantalarına gideceğiz ki gitmeye başladık. Dünya destinasyonu olma kısmında çok rahatım, yani zihnen çok rahatız. İnşallah bu ne kadar ifade edebildim. Şimdi benden bu kadar. Çok teşekkür ediyorum.